Neredesiniz anneciğim? Çıkamıyor musunuz siz yeni eve? Bakayım kızlar. Prenses, çık hadi. Herkese merhaba. Yeni evimden bol yankılı merhabalar. Şu an 9 çeyrek. Daha önce olduğumuz evden taşınıyoruz. Buradayız. Böyle kedileri öncesinden getirdik. Burada nasıl çıkamadıklarını görebilirsiniz. Şu an hafta arkada birazcık ağlama durumu mevzusu var. Maalesef kendini pek hissetmiyor taşındığı için iki kedimle. Kedilerin taşınması konusunda söyleyecek bir şey yok yani. Hani taşınması gerekiyorsa taşınıyorlar. O yüzden çok ekstra ne yapabiliriz açıkçası. Biz de çok bilmediğimiz için onları getirmiş bulunduk. Bu evim benim hem stüdyom hem de evim olacak. Salon kısmını makyaj alanı olarak ayırdım. Gelinlerin de rahatlıkla hazırlanabileceği, benim de sosyal hayatımı geçirebileceğim ama çoğunlukla fotoğraf ve gelin odaklı bir salon. Birkaç mikroblading yaptığım için birkaç odam. Ve geri kalan yaşam alanımız aslında. Home office gibi düşünüyorum. Yani aslında benim evim ama yeteri kadar büyük olduğu için insanları rahatsız etmeden orada işimi de sürdürebileceğim bir alan. Benim de işimde belli bir hedefim var ve bu hedefe kavuşmak için böyle bir plan yapmam. Böyle bir plan değil ama bu şekilde bu yolu tercih ettim. Herkesin tabii ki kariyer planı çok farklı. Benimki de bu noktada farklılaştı. Ben de home office olmasını istedim. Belki fikirlerim değişecek, belki değişmeyecek. Belki her şey çok güzel olacak. Hiç bilmiyorum. Hiç deneyimlemedim. Böyle bir şey deneyimleyen bir insana da konuşmadım. Stüdyo tabii ki açılabilir ama home office bir stüdyo diyor. Özellikle böyle güzellik işinde ne kadar ilerler. Hiç bilmiyorum ama deneyeceğiz, göreceğiz. Umuyorum siz de benimle beraber bunu deneyimleyeceksiniz ve göreceksiniz. Çok uzun zamandır hayal kurduğum bir şey bu. Midemde böyle küçük kelebekçikler oluştu şu an. Size söyleyince, bunu yayınlanacağını düşününce niye şey yaptım, heyecanlandım. Çok uzun zamandır istediğim bir şey. Çok uzun zamandır teker teker hayalini kurduğum, akşam yatarken tek motivasyonum bu olduğu bir şey. Şu an burada olmak bile yani neredeyse hayal ettiğim birçok şey bu evde oldu. İstediğim şeylerden biri metrekaresinin büyük olmasıydı. Çek. Işık alıyordum. Işıktan kastım. Gün ışığı benim için en önemli şey. Çünkü ben yapay ışıkta makyaj yapamıyorum. Çek. Gün ışığı harika. Önü açık olsun istiyordum. Önü açık. Hiçbir apartman yok. Mutfak kocaman. O yüzden annemlerin de kendi alanları olacak. Onları da aslında çok fazla boğmak istemedim. Onların da bir alanı var artık. Ablamla farklı alanlarımız olacak. O yüzden onun için de mutluyum. O şekilde... Prenses şu an biraz şey yaptı. Ben gideyim evi de gezdireyim hem size. Öpüyorum kocaman. Bu boş ev turu bir de dolusunu çekeceğim. Öpüyorum. Prensesi gördünüz. Burası giriş gördüğünüz üzere. Prensesin ağlaması dışında şey yaparsınız. Şöyle. Bu alana bir Pinterest inspiration yapacağım. Pinterest'te zaten bir sürü şey buluyorum. Yani içim var. Ekstra olmaya gerek yok bir zevkiniz varsa. Burası salon alanı. Bu girişin burası dolap değil aksine yani dolap gibi. Ama elektrik balansı var ve şurası ayakkabılık olarak kullanılıyor. Bunun kulbu değişecek. İsterseniz önce mutfaktan başlayayım. Mutfak burası. Biraz önce videoyu çektiğim yer aslında. Mutfak oldukça büyük. O yüzden merhaba. Rahat rahat kullanacağımı düşünüyorum burayı. Buranın arkasında bir gardırobumsu bir yer var. Burada da bir aynamız mevcut. Fantastik bir tasarım yapmışlar. Şöyle montlarımızı asabileceğimiz bir alan. Buraya geliyorum. Burası çekmeceli. Mutfağı çok gezdirmeyeceğim. Sadece böyle genel olarak şeyini görmek istiyorum. Göstermek istiyorum. Hadi ittir.
babam bunu yaptığını söylemişti. Burası böyle. İki daireyi birleştirdikleri için mutfak normalde burada bitiyorken oranın salonu da dahil ettikleri için böyle büyük bir alan ortaya çıkmış. Burası da oturma alanı olarak kullanılacak. Öncelikli alan değil tabii ki. Şöyle. Bomboş hali, daha dekorasyon yok tabii ki. Burası yine iki daire birleştirildiği için şöyle uzaktan göstereyim. Yine iki daire birleştirildiği için çıkan bir alan. Burayı da şöyle çamaşır alanı olarak düşünmüşler. Birkaç tane dolabı var. Şu openler vesaire. Burada küçük bir oda var. Şimdi bu küçük odayı ben gelinlerin giyinebileceği bir oda olarak düşünüyorum. Ona göre tasarlayacağım. Çünkü kimsenin görmesini, rahatsız etmesini istemiyorum. Kişilerin giyinirken, özel gün kıyafetlerini giyerken. Mutfak bu şekilde. Dolaplar vesaire gelecek. Biraz daha eski evet ama bence oldukça güzel. Mutfağın büyük olmasının en büyük avantajlarından biri de ablam da vegan biliyorsunuz ve kendine ait böyle tarifler vesaire yapıyor. O da zorlanıyordu mutfakta beraber, annemle beraber çalıştıkları zaman ya da video çekmek, bir şey çekmek istediği zaman zorlanıyordu. O sebeple onun için de çok güzel oldu. Annemlerin de bir sosyalleşme alanı oldu çünkü salon benim olacak. O yüzden isterseniz şimdi salonu göstereyim. Ay Piren Pixi inmeye başlamış. Burası salon. Kapılar gelecek. Daha önce kullanılan kapılar. Aslında oldukça geniş. Yanlış hatırlamıyorsam bir 5 metre genişliği var. Şöyle yine iki daire birleştirildiği için mi acaba bu? Bu taraf öyle miydi? Emin olamadım. Sanıyorum yine öyle iki daire birleştirildiği için şu balkon iki kullanılırken teke iniyor. O yüzden iki tane girişi oluyor. Burada biraz size manzara göstereceğim. Pixi çok gelmezse. Şöyle. Soğuk olduğu için çok fazla dışarıda durmak istemiyorum. Ve burada sineklik olmadığı için de kediler için zor olur. Şimdi geriye gidiyorum. Çünkü ancak büyüklüğü anlatabilirim diye düşünüyorum. Hoş geldin. Hadi dolaş bakalım. Gördüğünüz üzere salon ortadan ikiye ayrılıyor şöyle. Bu alana belki bir ayırıcı, separatör bir şey düşünebilirim. Çünkü bu kısmı, salonun bu kısmını oturma alanı olarak düzenlemek istiyorum. Şimdi asıl burası ana hazırlık alanı olacak gelinler için. Bir masa tasarlayacağız şuraya. Burada büyük bir ayna olacak. Ve bu yanlara da şeyler, çekmeceler gelecek. Bu tarafa dönüyorum. Burası için şuradan şuraya bir bar alanımız olacak. Onu da mermer planlamayı düşünüyorum. Ve şu kısımlara da raflar gelecek ve bar, arkada bar hissiyatı versin istiyor. Şimdi evin en can alıcı noktası benim için şömine. Gerçekten bu konumda baktığım evlerde en çok sevdiğim şeylerden biri şömineydi. O yüzden böyle şöminenin oluyor olması benim için çok değerli. Pixi selam canım. Hadi şömineyi keşfetse. Oradan yukarı çıkmaya çalışmasın inşallah. Şimdi buradan devam ediyorum. Şu an kedilerin alışması için buraya koyduk. Prenses. Aşkım, kuzum, uy, seni yerim, seni yerim ben, seni yerim ben. Burası kaş tasarladığım oda olacak. Şöyle bir kapısı var. Prenses 2 dakikada oraya girdi yalnız. Çok büyük bir oda değil, benim de çok büyük bir oda ihtiyacım yok burada. Bir sedye ve devamı şeklinde. Burada merdiven yukarı çıkıyor, onu da göstereceğim.
Bu ev sahibinin çok eski bir sobası ve çok otantik olduğu için kesinlikle kaldırmak gibi bir fikrim yok. Sadece işte ışıklandırma yapmışlar sanırım daha önce ya da kamera sistemi. Onu oraya gerçekten vereceğim ve döndüreceğiz sanıyorum. Dediğim gibi her şey tam olmadığı için göstereceğim ama lütfen şey yapmayalım. Bitince daha güzel olacak. Burası misafirlerin kullanacağı banyo. Şöyle bir alanı var. Prenses bağırmasan daha güzel olur. Değişik bir tasarımı var açıkçası. İtalyan karosu şeklinde düşünmüş ev sahibi ve değiştirmemize de çok izin vermiyor. Şurada küçük bir duşakabin mevzusu var. Bu IKEA'dan alınma bir şey tabii ki. Şaşırtmadı. Şurası ise benim odam. Şöyle. Burasını giyinme alanı olarak düşünmüşler ve burada sanıyorum ki bir dolap var. Şimdi onlara da bakacağız. Eğer yapılabilecekse o dolapları yaptırtmak istiyorum. Burası artık ayakkabı ve çanta için kullanacağım yer olarak düşündüm. Şöyle. Buraya döndüğünüz zaman yatak odası yani yatağın bulunacağı yeri görüyoruz. Yatağı kurmak üzere böyle yaptık. Döndüreceğim. Tatlı bir yer. Ben parkeleri özellikle çok seviyorum. Buranın manzarası böyle yeşilliğe bakıyor. O yüzden bu cam sanıyorum ki çoğunlukla perdesi açık kalacak. Pixie ve Prenses ev keşfetme derdinde. Onları önceden getirdik ki bunalım yaşamasınlar. Burası da çok güzel bir alan. Bu alanı ay döndür şey yapacak. Döndürmek istedim ya. Bu alanı fotoğraf kul olarak kullanabileceğim bir alan haline getirmek istiyorum aslında. Burası banyosu. Banyoda biraz pembe ağırlıklı bir banyo. Bilmiyorum ne kadar gözükecek size ama şu an sarı ışık yandığı için. Her şey pembe. Toz pembe. Ama bunun mermer oluşu benim açımdan değerli. Burada bir sürü dolabının olması benim açımdan değerli. Bu tarafa döndüğümüz zaman da bir jacuzzi karşılıyor bizi. Yani ne kadar jacuzzi'lik bir insanım bilmiyorum ama var ve kaldırmamıza da izin vermedikleri için kullanırım diye umut ediyorum. Prenses yapma anneciğim. Benim banyom da bu şekilde. Şimdi isterseniz biraz üst katı göstereyim. Şarjım da az hazır. Şöyle çıkalım. Üst katı ablam ve annem daha çok kullanacak. Babam da tabii hafta sonları. Onu şöyle göstereyim. Çok şu an karanlık. Işıklandırmalarımızı henüz takmadığımız için. Böyle bir alan. Burayı daha önce ev sahibi kitap okuma alanı olarak kullanmış. Biz de buraya bir yatak koyup onu oturma grubu şeklinde kullanacağız. Ve burası bolca kütüphane olacak. Üst katta ablamın da rahat sabilmesi adına. Bu odada en çok sevdiğim şeylerden biri bu kadar çok dolabının olması. Eğer ablam bizi yaşamıyor olsaydı burayı ben alırdım büyük ihtimalle. Çünkü tavanı da çok güzel yüksek. IKEA'dan ablama bu şeyi aldık. Raf sistemini aldık. Bir sürü kitabı koymak adına. Ablamın yeni yatağı ve terasımız. Burayı yine planlayacağız dediğim gibi ama burası ablamın alanı. Benim tasarım yapmak için uğraştığım bir alan olmayacak. O yüzden bilmiyorum. Beğenmezsem çekmem. Tasarım. Ekstra uğraşmayacağız çünkü şu an burayla. Güzel yani genel olarak dolaplar. Banyoyu da göstereyim şöyle. Banyo da burada efsane ötesi değil. Ama beyaz bir banyo. Birazcık süslendiği zaman güzel olabilecek bir yer. Bu şekilde. Böyle şeyleriyle. Şimdi şuradan terasını göstermek istiyorum. Hazır. Şey yapmışken buraya çocuklar çıktı mı? Çıkmadılar. Kapatayım da. Teras tehlikeli çünkü biraz. Bu şekilde buranın manzarası da çok geniş. Şeyler de yerler de gayet güzel. Teras olanlar çok rahat kullanılır. Ev bu şekilde bitti. Şimdi aşağı inip orada konuşmaya devam edeceğim. Evin boş şekli bu şekilde. Bayağı ya ses yankılı. Prenses de sürekli beni bekliyor konuşmam herhalde. Evin bitmiş hali biraz uzun sürecek. Çünkü birkaç tane sipariş beklemem gerekiyor. Sadece koltuğu IKEA'dan aldım. Salonda diğer hiçbir şey
böyle kolay halledilebilir bir şekilde olmayacağı için hepsini bekleyeceğim. Sanıyorum ki Mart'ta en azından kabası bitmiş olacak. Dekorasyon ve küçük o detaylar, tablolar, şeyler için daha beklemem lazım. Çünkü hepsine bir anda karar verdiğiniz zaman sahte bir stil oluyor. O yüzden o sahtelikten ziyade yavaş yavaş neye ihtiyacı varsa alanın onları oturtmak gibi niyetim var. Umuyorum, ya özellikle benim için bu alan çok önemli. Bu alanın tasarlanması çok önemli. Odama hani bir tane yatak aldım, daha hiçbir şey almadım. Aydınlatma falan bile bakmadım. Önemli olan gerçekten buranın oluyor olması. Burası benim için çok önemli. Herkesin burada iyi vakit geçirmesini istiyorum. Böyle bir oturup bir kahvesini içtiği zaman ya da tekrar tekrar gelmek isteyeceği bir yer olsun. Sadece makyaj için değil, sohbet için de aynı şekilde. Öyle çok değerli dediğim gibi benim için bu. Ve iki şeyi birleştirdiğim için, stüdyomu ve evimi birleştirdiğim için bu kadar büyük bir şeye baktım. Normalde bizim şu anki evimiz 90 metrekare falandı herhalde. Öyle çok büyük bir şey değildi. Ama bu evde eminim paylaştığım şeylerde artık içeriklerim de değişecektir. Değişecekten kastım kötü ya da böyle farklı şeyler değil. Kalitesini arttırmak aslında. Genel olarak yaptığım işi güzelleştirmek adına böyle bir, bu aslında bir yatırım. Satın almadım, kira. Ama bu bir yatırım, kendime yatırım, işime bir yatırım. O yüzden bunu bu şekilde değerlendirirseniz de mutlu olurum. Umarım hepimiz hedeflerinin de ulaştığı da bir yıl olur. Çünkü gerçekten geçtiğimiz senelerde çok farklı şeyler yaşadım ve beni bir noktaya getirdi. Bu noktada nelere giderim, neler yaparım planlıyorum. Ama umarım hep iyiye gider. Hepimiz için çok çok daha iyiye gider. Hayallerinizin peşinden koşabilirsiniz bence. Ben çünkü gerçekten çok şeyim, kişi olarak beni tanıyan insanlar, uzun zamandır tanıyan insanlar. Bir şeye kafamı koyduğum zaman yaptığımı bilirler genelde. Ve ben bir şeye kafamı şöyle koymam, bunu kesinlikle yapacağım şeklinde değil. Ben bunu yapmak istiyorum derim ve bunu sürekli düşünürüm, buna göre plan yaparım. Hayatımı buna göre yaşamaya devam ederim. Tabii ki şey değil bu. Şu şekilde olmadı mesela stüdyo açma sürecim. Stüdyom para biriktirmemez mi? Hayır. Hayatımı yaşamaya devam ettim ve sürecin bana neler getirdiğini analiz ederek ve bunlara göre davranarak aslında burayı açtım. Bazen de şans yaver gitti. Yani her zaman hedeflediğiniz zaman da yapamıyorsunuz. Ama bunda da bir şey var. Gerçekten buna bir hayır var demem gerekiyor galiba bu noktada. Bazı şeyler olmadığında da bırakın zamanı. Ben de bu süreci yaşadığım için söylüyorum. Yani bir anda buraya gelmedim ya da bir anda bu kadar şey olmadı hayatımda. Birçok şeyin olmadığı, birçok defa düşüp kalktığım zamanlar oldu. Bazen çok çok düşmeye devam ettiğim zamanlar da oldu. Ama bir yükselip bir düşüp ya da yükselip düştüğünüz zamanlar düşmek çok koymuyor. Haliyle düşmekten kastım hayal kırıklıkları olabilir, canı sıkan bir şey olabilir. İlla bu bilgisayar atladı ve başarısız oldu. İlla bir şey olabilir ama yani ben bile demek istiyorum, ben dahi hayallerime kavuşabiliyorsam tabii ki bunların bir üst noktası var. Yani bu benim en top nokta hayalim değildi. Bu arada anlaşılsın istemem. Ama düşündüğüm vadede ve düşündüğüm süreçte yapabildiğim bir iş benim için büyük tatmin demek. Umarım dediğim gibi çok güzel bir seneniz olur. Ben seneye güzel başladım diyebilirim.